Analitik geometri arkadaşlar analitik geometri dediğin şey analitik düzlemden oluşuyor analitik düzlemde de neler var onlara bir bakalım onlara bir bakalım neler var şöyle e, biz bu yatık olan yatık olan e, şu çizgiye x eksen'i diyoruz arkadaşlar dikey doğrultuya ise dikey bu doğrultuya ise biz de buna y eksen'i diyoruz burada x koordinatlarının her birine arkadaşlar <laughs> her birine Apsis denir. Her birine apsis denir. Bazen sorularda verir. E, Y'lerin her biri de ordinattır. Tamam mı? Y'lerin her biri de ordinattır. Şimdi arkadaşlar bu e, analitik düzlemde tabi bölgelere ayırıyor. Yani gördüğünüz gibi biraz daha ben şu sağ tarafı bir daha çizeyim. Gördüğünüz gibi burada ne var arkadaşlar? X ekseni, Y ekseni saat yönünün tam tersi yönde ilerleyerek gider bu. Birinci bölgeye, ikinci bölgeye, üçüncü bölge ve Dördüncü bölge şeklinde devam eder. Tamam mı? Saat yönünün tam tersinde şu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Burada bu birinci bölgeden bir nokta aldığınız zaman. Birinci bölgeden bir nokta aldığınız zaman. Bu noktanın ne yapıyorsunuz? Aşağısına ve e, y ekseni sol taraftaysa soluna doğru gidiyorsunuz. Şimdi burası benim orjinimdir. Sıfıra sıfır noktasıydı. Buradan başlayarak ne oluyor? 1, 2, 3, 4 falan sonsuza kadar gidiyor. Bu şekilde aldığınız noktaların her biri y'de pozitif. X'de de bakıyorum aynı şekilde sıfırdan başladık. 1, 2, 3, 4, 5 falan falan. Bu da pozitif değil mi? Birinci bölgede her ikisi de gördüğün gibi ne oluyor? Pozitif oluyor. Tabi aldığın nokta mesela A noktası olsun. A noktasında A ve B dediğim şey burada sol taraftaki X koordinatıdır. Sağ taraftaki ise Y koordinatıdır. Yani biri absis biri ordinattır. Tamam mı? Ve ikinci bölgeden bir nokta aldığınız zaman bakın iniyorum aşağıya. X nasıl? Negatif. Y nasıl? Pozitif. Öyle değil mi? Üçüncü bölgeden aldığım bir noktada. X'im nerede kaldı? Yukarıda kaldı x eksenim. Yukarı gidiyorum o zaman. Yukarıda x nasıl? Negatif. Sağ tarafa gidiyorum. Y nasıl? Negatif. Öyle değil mi? Dördüncü bölgeden bir nokta aldığımız zaman x'im nasıl? Pozitif. Y nasıl? Negatif. Tamam mı? Bu şekilde e, hangi bölgede sayıların pozitif, negatif olduğunu kestirebilirsiniz. Tamam mı? Haydi bakalım geldik en önemli kısma. Bundan sonrası zaten artık olay başlıyor. İki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklığı mesela A ve B noktaları arasındaki uzaklığı. AB uzunluğu diyelim biz bunu arkadaşlar. AB uzunluğu diyelim. AB uzunluğunu şöyle buluyorsunuz. karekök içinde. karekök içinde. X koordinatlarının farkının karesi artı Y koordinatlarının karelerinin farkı. Yani farkının karesi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi nereden geliyor bu diyecek olursanız bakın şöyle ben bunu paralel doğrultuda x eksenine paralel olacak şekilde çektim. Bunu da y eksenine paralel olacak şekilde çektim. Arkadaşlar burası x1 koordinatı değil miydi? B'nin x koordinatına bakacak olursanız B'nin x koordinatı burada değil mi? Yani şurası x1 burası da x2. Ha, o zaman şu uzunluk şu üçgenimin tabanının uzunluğu x2 eksi x1 değil midir? Öyle değil mi? Şu koordinattan şu koordinatı çıkartacak olursak. Yine aynı şekilde bakın. A noktası, A noktasında y'nin koordinatı nerede? Y'nin koordinatı y1 değil mi? Aynı şekilde b'nin y koordinatına bak. Burası da y2 değil mi? Ha, o zaman bu uzunluğum ne arkadaşlar? Y2 eksi y1. Ha, o zaman ben burada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben burada şunu söyleyebilirim. Ben burada ne yapıyorum aslında? Pisagor yapıyorum. Öyle değil mi? Burada AB uzunluğu var. Tabanda x2 eksi x1 var. Sağ tarafta y2 eksi y1 var. Öyle değil mi? O zaman ben ne yapıyorum? AB'nin karesi eşittir tabandaki uzunluğumun karesi. Yani x2 eksi x1'in karesi artı diğer uzunluğum. Pisagor yapıyorum bak. Y2 eksi y1'in Karesi. Her tarafın adam kare kökünü almış işte formül diye sana yutturmuş. Aslında formül falan değil güzel kardeşim. Bak. Pisagordan geliyor bütün olay. Tamam mı? Olayın ne, özü neymiş? Pisagor. Yani burada kendin o koordinatlarla dik üçgen oluştursan yine kendin bile bulabilirsin. Ki muhtemelen hani özel üçgen de çıkar. 10 numara yapar geçersin. Tamam mı? Şimdi. he Mesela. Bu soruyu gördün. Bak açı var abi açı vermiş sana. Burada demek ki bu formülü uygulama şansın yok. Yani bu formüle gerek yok. Bir de az önceki formülde neydi? İki tane koordinata ihtiyacım vardı. Burada iki tane koordinat var mı? Yok. Şimdi 30 derece var öyle değil mi? Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu koordinatların bakın kim olduğunu bir karar verelim. 2'ye neymiş? 2 olduğuna göre burası arkadaşlar. X koordinatının 2 olduğunu söyleyeceğiz. O zaman burada bir de X koordinatım 2. Y koordinatım kök 3 değil mi? Ha, o zaman Y yerine de kök 3 yazacağım. Abi burası kök 3 se bak bunun orijine kadar olan uzunluğu şurası kök 3 se abi burası da kök 3 olmaz mı şöyle uzunluk olarak? Öyle değil mi? Çünkü bak burada ne oluşturdum? Dikdörtgen oluşturdum. E şu karşılıklı kenar uzunlukları ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Öyle değil mi? O yüzden bu uzunluk ne olacaktır? Kök 3 olacaktır. Bu ikinin çok da önemi yok. Çünkü neden? 2 nerede? 2 buradan buraya kadar olan kısım 2 aslında. Öyle değil mi? O yüzden o kenarda kalsın. Aa bak 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 ben buradan aslında paralel doğru çekerek burası dik olduğu için orijinal şey doğrular birbirine diktir. X ekseni ve Y ekseni. O zaman bunlar birbirine paralel olduğu için burası 90 derece oldu. Burada 30, 60, 90 üçgeni oluştu değil mi? Abi 30'un karşısı köküse, ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. Yani 3 gelmez mi? Evet. 3 gelir. O zaman arkadaşlar taban uzunluğunun tamamı. Bakın taban uzunluğunun tamamı. OB uzunluğunun tamamı. 5 olmayacak mıdır? Evet. 5 olacaktır. O zaman arkadaşlar şurada. Şurada şöyle bir büyük üçgenim daha var. Bak 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 bak. Oh geldi. Bak burası ne? 60'ın karşısı burası 30'un karşısı. Abi 60'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı ne olacak? 5 bölü kök 3 olacak. Çünkü 30'un karşısı bir şeyse 60'ın karşısında bunu ne yapıyorduk? Kök 3 katını alıyorduk. Kök 3 katını aldığın zaman 5 geldiğine göre demek ki bu kenar uzundu. Yani OA kenar uzundu. 5 bölü kök 3 olacaktır. OAB üçgeninin alanını sormuş bana. Buranın alanını sormuş bana. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası ne oldu arkadaşlar? 25 bölü kök 3 oldu öyle değil mi? Burada biraz e, çirkin sayılar gelecek ama 25 bölü kök 3 geldi. Birinci aynen yazıyorduk. İkinciyi ne yapıyorduk arkadaşlar? Ters çeviriyorduk. O zaman bunu ben 1 bölü 2 şeklinde yazacağım. Bunu da kök 3 ile genişletelim arkadaşlar. Payda da kök 3'lü bir şey. şıklarda muhtemelen olmaz. 27 nereden çıktı ya? 25. 25 kök 3 bölü. 3 de kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3. 1, 2 de buradan geldi. Ne oldu? 25 kök 3 bölü 6 olacaktır cevabı. Tamam. Haydi bakalım. Olay bu. Şimdi geldik orta noktaya. Orta nokta çok basit arkadaşlar. Çünkü orta noktanın olayı şu. Aritmetik ortalama demek aslında. Burada benim x1 koordinatım var. Burada da benim x2 koordinatım var. Aslında bu şey gibi. Hani orta tabanı bulurduk ya şeyde e, yamukta. Aynı onun gibi. Zaten bak bunu dikkat et. Yan çevirdiğin zaman neye benziyor bu? Yamuğa benziyor. Öyle değil mi? Burada arkadaşlar bu koordinatım x1. Bu koordinatım c koordinatın e, koordinatı. Burası da x2. Abi x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye böldüğün zaman neyi bulursun? C'nin x koordinatını bulursun. Aynı şekilde bu adamın y da burası neymiş? y1. Burası neymiş? y2 koordinatı. Öyle değil mi? Bu ikisini toplayıp yine ikiye böldüğün zaman buradaki yine C'nin direkt diğer Y koordinatını bulmuş olursun. Ne yapıyor musun? Aritmetik ortalamayı alıyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Bak şimdi. Tabi bu e, illa ortadan bölecek diye bir şey yok. Bak şimdi bak 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 bak. Ne demiş bize? Analitik düzlemde 5'e eksi 4 eksi 3'e 12 olmak üzere AB'yi AB'yi AC bölü CB eşittir 3 oranında içten bölen. Ha. AB'yi içten bölüyormuş. Bir AB uzunluğu varmış arkadaşlar. Şimdi bakın AB uzunluğunu çizdik. A koordinatı. A koordinatı burada ne bu arada? 5'e eksi 4 öyle değil mi? B koordinatını çiziyorum. B koordinatı da eksi 3'e 12. Bak şimdi A'nın C'ye olan uzaklığı 3 paydada ne var? 1 var. A'nın C'ye olan uzaklığı 3, C'nin B'ye olan uzaklığı 1. Hmm. Abi o zaman bu şunu söyleyebilir mi? A'nın C'ye olan uzaklığı 3, C'nin B'ye olan uzaklığı 1 olduğuna göre C, C arkadaşlar B'ye daha yakın. O zaman ben burada hani 3K'ya 1K şeklinde yazsam. A, A ile C arasına 3K uzunluk gelir. C ile B arasına 1K uzunluk gelir. C'nin koordinatlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bak şimdi. Olay ne burada? Bak iyi izle beni. Şimdi ilk önce X için konuşuyorum. Bak X için diyelim. X için konuşuyorum. Abi A burada 5 iken yani X'in burada 5 iken 5'ten ne yapmış? Eksi 3'e düşmüş. 5'ten Eksi 3'e düşmüş. O zaman ne olmuş? 8 birim azalmış. 8 birim azalmış. Ne kadar mesafede? Ne kadar mesafede arkadaşlar? 3K burada, 2K da burada. 4K mesafede 8 birim azalmış. O zaman K mesafede ne kadar azalır arkadaşlar? 4'e bölün. 4'e bölün. 4'e böl. 4'e böl. Hop. 2 birim azalır. 2 birim azalır. Heee. K'da 2 birim azalacak. Ben yalnız A'dan nereye gidiyorum arkadaşlar? A'dan nereye gidiyorum? C'ye gidiyorum. A'dan C'ye gideceğim. Yani ne kadar yol kat edeceğim? 3K'lık yol kat edeceğim. O zaman ben 3K'ye gidiyorsam bu 2 birim azalacaksa 3 katını al. 6 birim ne olacaktır? 6 birim azalacak. 6 birim azalır. Abi bak bunun koordinatı neydi? Bunun koordinatı 5'ti. O zaman 6 birim azalacak olursa bak bunun koordinatı 5'ti. Buraya sakın 6 azalacak diye eksi 6 yazan arkadaşlarım oluyor. Hayır sakın. En baştaki koordinata göre 5'e göre 6 azalacak. Ha, o zaman C'nin x koordinatını bulduk. Neymiş? Eksi 1 değil mi? 5'ten 6'ı çıkartırsam eksi 1 gelecektir. Bu şekilde aynı şekilde arkadaşlar aynı şekilde. X'i bulduk. Şimdi benim nereye gitmem lazım? Bir de Y için bakmam lazım. Tamamıyla oran orantı arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Tamamıyla oran orantı. Bunun formülü de var ama vermeyeceğim. Biliyorsun ben formülleri karşıyım sevmiyorum. Y koordinatı olarak bakacak olursak. Eksi 4'ten 12'ye gitmiş. Eksi 4'ten 12'ye. Hmm, o zaman bu adam eksi 4'ten 12'ye geldiğine göre ne kadar mesafede? 4K'da 4K'da ne yapmış? 16 artmış. Öyle değil mi? Eksi 4'ten 12'ye gelmiş. Y koordinatı. O zaman 4K'da 16 artmış. 4 ile sadeleştirecek olursam K'da 4 artar. K'da 4 artar. Ama güzel kardeşim ben nereye gidiyorum? C'ye. Ne kadar mesafem var? 3K. Bunu 3 ile genişlet. O zaman 3K'da ne olacaktır arkadaşlar? 3 ile genişletirsem 12 birim artar. O zaman 12 artacaksa ben 12'yi neye göre arttırıyordum? En baştaki koordinata göre. Eksi 4'ü o zaman ne yapacağım? 12 artıracağım. Eksi 4'ü 12 artıracağım. O zaman Y koordinatında buradan kaç gelecektir? Eksi 4 artı 12'den artı 8 olarak bulunacaktır. C'nin koordinatları gördüğün gibi neymiş? Eksi 1'e 8 olarak bulunacaktır. Evet, haydi bakalım. Geldik ağırlık merkezi ve alana. Arkadaşlar, ee, bu ağırlık merkezi ile ilgili soru gelmedi. A alanla da ilgili soru gelmedi. E, KPSS'ye de gelmedi ama. Ales sınavlarında geldi. Yani ÖSYM'nin herhangi bir sınavında geldiğine göre bizim de karşımıza çıkabilir. Ya ben DGS'ciyim buna gerek yok. Ya ben KPSS'ciyim buna gerek yok. Ya ben TYT'ciyim buna gerek yok demeyin. Kesinlikle e, önemli bir konu arkadaşlar aslında. E, şimdi olay şu arkadaşlar. Burada ağırlık merkezi dediğimiz şey neydi? Ağırlık merkezi dediğim şey. Kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortaylar neydi arkadaşlar? Köşelere daha uzaktı. Şöyle ben buraya A dersem burası ne oluyordu? 2A oluyordu. Şu EF, şey FG uzunluğuna B desem GC 2B oluyordu. GD uzunluğuna C desem e, GA uzunluğunda ne oluyordu? 2C oluyordu. Yani her bir kenar ortayım 3'ün katı olacak şekilde parçalanıyordu. Öyle değil mi? O şekilde parçalanıyordu. Hem buradan aklına gelsin hem de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ağırlık merkezi dediğin şey. Ağırlık merkezi dediğin şey. Ee, burada sana 3 tane ko köşe koordinatlarını vermek zorunda tabii ki. ABC üçgeni için konuşuyorum. Bu köşe koordinatlarını. Bu köşe koordinatlarını. Hepsini topluyorsunuz arkadaşlar. Hepsini topluyorsunuz. 3'e bölüyorsunuz tamam mı? 3 tane koordinat olduğu için. Bu verilen 3 tane koordinatı topluyorsunuz. 3'e bölüyorsunuz. Bu size ağırlık merkezindeki x koordinatını. Y'leri toplayıp 3'e böldüğünüz zaman ne oluyor? Ee, ne olacaktır? Y'leri toplayıp 3'e böldüğünüz zaman ağırlık merkezindeki Y koordinatını veriyor. Tamam mı? Şimdi bak alanı nasıl buluyorum? Şurada veriler vermişler ama ben yine de bir daha yazacağım. Şimdi bu verilen koordinatların hepsini şöyle alt alta yazıyorsunuz bak. X1'e Y1, X2'ye Y2, X3'e Y3. Bunu yazdım. Tamam mı? Yukarıdaki arkadaşlar bu en üstteki koordinatı x1'e y1 koordinatına alt tarafa bir daha yazıyorsun. Bak farklı renkle yazdım. Tamam mı? Olay şu. Sağ çaprazındaki elemanları birbiriyle çarpıyorsun. Yani x1 çarpı y2 artı x2 çarpı y3 artı sonra x3 ile de ne yaptık arkadaşlar? x3 ile de y1'i çarptık. Bunları aldık. Bunları topluyorsun. Sonra sol çaprazda kimler var? İşte Y1, X2, Y1 var. Ondan sonra X2, Y1 var. Y2, X3 var. X3, Y2 var. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de X1, Y3 var. Bunları da aldın. Şu yeşille yazdıklarından, kırmızı değil ya yazdıklarımı, yani sağa doğru çarptıklarından, sola doğru çarptıklarımı çıkartıyorsun. Tabii ki üçgenden dolayı ikiye bölmeye de unutmuyorsun. Tamam mı? Bak şimdi teorem olduğu için, formül olduğu için kafanda çok yer etmedi biliyorum. O yüzden direkt soru üzerinden yürüyelim. Tamam mı? Ha, ne vermiş bize? 3 tane koordinat vermiş. Ağırlık merkezinin koordinatlarını sormuş. Bir de alanını sormuş. Arkadaşlar burada hemen ağırlık merkezini bulalım. Abi çok basit ya. Neydi? X koordinatlarını topluyorduk. Hepsini 3'e bölüyorduk. 3 tane koordinat verdiği için öyle değil mi? 4 artı 2 artı 3 bölü 3. Y koordinatlarına bakalım şimdi de. Eksi 1. Buradan artı 3. Buradan artı 4 bölü 3 mü gelecektir? Evet. Buradan da ne geliyor arkadaşlar ağırlık merkezi? Burası 9 bölü 3'ten 3 geldi. 6 bölü 3'ten 2 geldi. Ağırlık merkezi ne oldu arkadaşlar? 3'e 2 oldu. Tamam mı? Ağırlık merkezi neymiş? 3'e 2 koordinatlarına sahipmiş. Bak şimdi. Alanı bulacak olursak, alanı bulacak olursak sırasıyla yazıyorum. 4 e, eksi 1, 2'ye 3, 3'e 4. En üstteki koordinatı bir daha yazıyorum. 4'e eksi 1. Sağa doğru çarpıyorum. Sağ çaprazda kim var? 4 çarpı 3 var. Öyle değil mi? Sonra sağa doğru çarp. Ne geldi arkadaşlar? 2 çarpı 4. Sağa doğru çarp. E, ne oldu burası? 3 çarpı eksi 1. Öyle değil mi? Bunu yazdık. Sonra sol çapraza doğru çarp. Sol çaprazda ne var? 2 çarpı eksi 1 var. 2 çarpı eksi 1 var. Öyle değil mi? Sol çapraza çarptık. Artı 3 çarpı 3. Sonra sol çapraza çarp yine. 4 çarpı 4 mi gelecektir? Evet. Bu ikisini birbirinden çıkartacağım. Ve 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 üçgenden dolayı ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Buradan ne geldi arkadaşlar? 12. Buradan ne geldi? 8. Buradan ne geldi? Eksi 3. Yani 17 geldi. Öyle değil mi? Eksi. Burası ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 artı 9. 4 kere 4'ten 16. Parantezin içi kaç geliyor arkadaşlar? 25, 23 mü geldi? Evet. Bölü 2. Bak şimdi. He. Abi eksi 6 bölü 2 geldi. E hocam burası negatif geldi. Bak. Soruda tabii ki şunu söylemeyi unuttum. Tabii ki alan kesinlikle arkadaşlar e, alan pozitif olmak zorunda olduğu için burada ne vardır? Her zaman mutlak değer vardır. Yani bulduğun sonucun her zaman pozitifini alacaksın. O zaman cevabım ne olacaktır? Artı 3 olacaktır. Güzel kardeşim zaten alan buluyorsun sen. Alanda kalkıp da negatif bir şey bulma şansım var mı? Yok, tamam mı? Evet, gelelim denklemler kısmına geçmeden önce eğime. Bakın eğimi bilmezseniz arkadaşlar denklemler konusunda çok sıkıntı yaşarsınız. Eğimle ilgili birkaç tane durum var. Yani eğimi birkaç farklı şekilde bulabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi. Sana A koordinatlarını verdi. B koordinatlarını verdi. A ve B koordinatlarını verdi. Tamam mı? Verilen bu koordinatlara göre arkadaşlar. Verilen bu koordinatlara göre. Benim ne yapmam gerekiyor? Benim eğimi bulmam gerekiyor. Eğimi nasıl bulacağım arkadaşlar burada? Tanjant alfa ile bulabiliyorum. Şimdi tanjant eğimi nedir diye soracak olursanız hani bilmeyen arkadaşlarım illaki vardır müfredatında ol, olmayan arkadaşlarım vardır özellikle KPSS ALES gruplarında tanjant dediğiniz şey karşı bölü komşudur arkadaşlar yani olay şu bakın alfanın karşısındaki uzunluk hani ben sana en başta göstermiştim bu benim neyimdi y koordinatlarımın farkı değil miydi yani y2 eksi y1 sonra aynı şekilde arkadaşlar Tanjant alfa neydi? Karşı bölü, karşı uzunluk bölü, komşu uzunluk. Yani şu burası hipotenüstür. Burasını karıştırma sakın. Komşusu da arkadaşlar şu uzunlukta benim e, x'lerimin farkı değil miydi? Evet. O zaman ne oldu? x2 eksi x1. Ha, bu şekilde ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. y2 eksi y1 x2 eksi x1 şeklinde eğimi bulabiliyorsunuz. Tamam mı? Tanjantın bazı özel durumları var. Bunları ezberlemenize gerek yok. Çünkü 30-60-90 üçgeni çizdiğin zaman 45-45-90 üçgeni hani çizdiğin zaman falan tak 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 hepsi geliyor. Tamam mı? Bak şimdi. Ha, A noktası vermiş, B noktası vermiş, C noktası vermiş. C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Bakın bunu çizelim biz en iyisi. A koordinatını vermiş. A koordinatı neymiş burada? Eksi 3'e 3. B koordinatı neymiş arkadaşlar? B koordinatı A'ya 5. C koordinatı neymiş burada? C koordinatı eksi 8'e 4 imiş. Tamam mı? Bu şekilde bana arkadaşlar ne oldu? Koordinatlar verdi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir durum var burada. Hepsi aynı doğru üzerindeyse ne yapabilirim diye düşünüyorum. Abi burada yapabileceğin tek bir şey var. O da ne biliyor musun? Hepsi aynı doğru üzerinde olduğu için. Bak şöyle gösterecek olursak. Hepsi aynı doğru üzerinde olduğu için hepsinin tanjant alfası bakın. Şöyle paralel doğrular dik üçgen oluşturacak olursam. Hepsinin tanjant alfası aynı değil midir? Gömbe iş var öyle değil mi? Yani aynı doğru üzerinde oldukları için eğimleri birbirine eşit değil midir? Evet eşittir. Peki ben burada hangi eğimi bulacağım? Hangi eğimi? A'dan B'ye olan eğimi mi? B'den C'ye olan eğimi mi? A'dan C'ye olan eğimi mi? Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi bak. A'dan B, e, Adan C'ye olan eğimi bulacağım ben. A'dan C'ye olan eğimi bulacağım. A'dan C'ye eğimi bu arada M ile gösteriyoruz. A'dan C'ye olan eğim. A'dan B'ye veya B'den C'ye fark etmez. Sen nasıl istiyorsan tamam mı? Hadi biz e, A'dan B'ye gidelim arkadaşlar. Bu şekilde e, iki eğimi de. Birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü neden? Aynı doğru üzerinde. Aynı doğru üzerinde. Tamam mı? Şimdi o zaman ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Formülü uygulayacak olursam A ile C arasındaki eğimi bulurken bakın ne yapıyorum? Sağ taraftaki koordinatlardan sol taraftaki koordinatları çıkartıyorum. Yani C'nin koordinatlarından A'nın koordinatlarını çıkartacağım. İlk önce başlıyoruz yerlerden. 4 3 bölü x'lere bak. Eksi 8 eksi eksi 3. Tamam mı? Y'leri çıkarttım. X'leri çıkartıyorum. Öyle değil mi? Eksi 8. Eksi. Eksi 3. Y'leri çıkarttık. X'leri çıkarttık pardon. Sonra aynı şekilde. B, Ya A, eğimini bulacağım. B'den A'yı çıkartacağım yani. Ha, B'den A'yı çıkartacağım. Tamam. O zaman B'den A'yı çıkartacak olursak çıkartıyorum. Ne oldu? İlk önce Y'lerden başlıyorduk öyle değil mi? Yani 5'ten 3'ü çıkartacağım bölü. Sonra x'leri çıkart. A eksi eksi 3 olmayacak mıdır arkadaşlar? Evet. O zaman yukarısı ne oldu? 1. Eksi ile eksiden dolayı burası artıya dönüştü. Burası eksi 5 oldu. Yukarısı 2. Eksi ile eksiden dolayı burası artı oldu. A artı 3 geldi. Tamam. O zaman oldu. İşler çarpma çarpmayak güzel kardeşim. A artı 3 kaça eşit olacaktır? Eksi 10. Eksi 3'ü 3'ü karşı atarsam eksi 3 olarak geçecektir. A da buradan ne geldi? Eksi 13 olarak bulunacaktır. Tamam? Evet, olay bu arkadaşlar. Haydi bakalım, devam ediyorum.